731. birim. Tek yönlü çalışan trenlerle gidilen ama dönülmeyen bir yer. Çocuk, yaşlı, kadın demeden yüz binlerce insanın öldürüldüğü bir yer. Nazi anmayasına ithaf edilen deneylerin benzerlerinin gerçekleştirildiği, hamile olan kadınlara bile işkence edilen bir yer. Japonya, 1931 yılında Mançurya işgalinin ardından bölgede su temini sağlamak ve hastalıkların incelenmesi amacıyla bir tesis kurmuş ve adına da 731. birim demiştir. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu tesiste çalışmalarını sürdüren Japon İmparatorluk Ordusu, tesis içerisinde hastalıkları takip etme, salgınlara mücadele adı altında deneyler yapmaya başladı. Fakat elbette asıl amaç bunlardan ziyade binlerce masum insan üzerinde deneyler yapmak kaydıyla biyolojik ve kimyasal silahlar üretmekti. Tesiste çalışanların haricinde başka birisinin girmesi yasak olan bu birimde yıllar boyunca insanlık tarihinin belki de en utanç verici deneyleri yapılmış. Yüz binlerce insan öldürülmüştür. İğrençlik ve vahşet anlamında en berbat şeyler yaşanmıştır. Girişin, hatta yakınlaşmanın bile yasak olduğu bu tesis, içeride neler olup bittiği konusunda hiçbir fikirleri olmasa da çevre halkının çok korktuğu bir yerdi. Çünkü kamyonlarla uzak yerlerden getirilenlerin bir daha dışarı çıktığı görünmemişti. Tesiste yaşananlarsa gerçekten izine az rastlanan cinstendi. Çinli ve az sayıda Rus esirler bilimsel araştırmalar için denek olarak kullanılıyordu. Gerek ordu doktorları, gerek insan denekleri kaçırmak istemeyen üniversite doktorları, Marut adını verdikleri esirleri tesisin ortasında basınç odalarında haşlıyor ve ölülerin iç organlarını inceleme bahanesiyle kesip biçiyorlardı. Kurbanlar üzerine yapılan deneyler arasında deneklere çeşitli hastalıkların enjekte edilmesi ve ardından anestezi verilmeden çeşitli organlarının alınması gibi insan vicdanını kaldıramayacağı çalışmalar vardı. Kan kaybını araştırmak için insanların kol ve bacaklarının kesilmesi, kurbanları aşırı yüksek sıcak ve soğuk ortamlarda bekleterek ne kadar süre içinde vücutlarının çürüdüğünü veya donduğunu tespit etmeye çalışmak. Santrifüjlerde deneklerin ölenerek kesintisiz merkez kaç kuvvetine tabi tutulması, gaz odalarında çeşitli kimyasal testlerin uygulanması, denek olarak kullanılan insanlara hayvan kanı ejekte edilmesi, diri diri haşlama yoluyla derilerinin aldığı halin incelenmesi, yapılan deneylerden bazıları. Diğer bölümlerde ise esirler dondurularak öldürülüyor. Silahla yaralanmanın etkilerini de araştırmak amacıyla kurşunlanıyor. Çeşitli mesafelerde yakınlarında bombalar patlatılıyor ve süngülerle canlı canlı süründürülüyorlardı. 731. birimde görev alan doktorlardan biri olan Ken Yuasa, 2007'de Japan Times'a yaptığı konuşmada bu deneylerin yapıldığını doğruladı. İlk deneyim boyunca çok korktum. Ancak ikinci deneyimde işler daha kolaylaştı. Üçüncü deneyimde ise bunu yapmaya gönüllü oldum. Benzer şekilde Japon İmparatorluk Ordusu askerlerinden 731. birimdeki deneylerde görev alan Yoshio Shizuka, 1997'de yaşananlara dair şöyle diyordu. 731. birim üyesiydim. İnsan olan birisinin hiç yapmaması gereken şeyleri yaptım. Birim 731, Hiroşima'ya atom bombası atılana kadar çalışmalarına devam etti. Ve bu çalışmalardan dünyanın haberi olmadı. Rusların Mançurya işgalinin haberini alan Japonlar, tesisin içindekilerle birlikte yakılmasını ve Güney Kore'ye kaçırılması talimatını verdi. Tesiste tutulan esirlerin tamamı zehirlenerek öldürüldü. Tesisin çevresinde çalışan yaklaşık 600 Çinli kurşuna dizildi ve sonrasında tüm tesis komple yakıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japonya'nın teslim olmasıyla da 731. birimde yaşananlardan dünyanın haberi olmuş ve büyük yankı uyandırmıştır. 11 ülkenin kurduğu mahkemeyle bu tesiste görev yapanlar yargılanmıştır. Fakat mahkemenin kurucularından Amerika, İngiltere ve Rusya gibi ülkeler deneylerden elde edilen sonuçlar karşılığında bu yargılamaları düşürmeleri, insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden birisinin üstünün kapanmasına neden olmuş ve olaylar örtbas edilmiştir.